arkadaşlar yüzde problemlerimizin orijinal sorular iki test ile devam ediyorum Birinci sorumuzda tabloda hangi internet hızında bir dosyanın ne kadar indirildiği ile ilgili bilgiler verilmiş buna göre yanda gösterilmesi indirilecek dosyanın yüzde kaçının indirildiği ve hangi yükleme hızına ne kadar süre kaldığını bilgilendirilmiş buna göre bir dosyanın indirme süresinden bir an verilmiş Şimdi burada e, normalde yüzde yetmişlik kısmı indirilmiş geriye yüzde 30'luk kısmı kalmış kalan sürenin de 4 dakika olduğunu veriyor Aynı dosya indirirken bu şekilde bir yükleme hızı olduğunda ise %80 inmiş. Yani %20'lik kısmı kalmış. Buna göre buradaki kalan sürenin x'in kaç olduğunu bulmamız lazım. Şimdi öncelikle iki durumu karşılaştırmak için buraya yazdığımızda burada nedir? ve ee, indireceğimiz veriye mesela bir isim verelim y diyelim bunun yüzde otuzluk kısmının daha indirilmesi lazım y'nin yüzde otuzluk kısmı için ne kadar süre ihtiyacı var ona bakalım ee, normalde burada kalan süre için 4 dakika demiş Zaten bize e, burada zaman olarak normalde nedir e, saniye olarak verdiği için bize buradaki ifadelerin hepsinde o zaman 1 saniye parın 1 dakika 60 saniye ise 4 dakika kaç saniye olarak yazacağız 4 çarpı 60 saniye olarak gelecek ve buradaki 1 saniyedeki yükleme hızının 2 tane çizgi olduğu zaman 400 kilobayt kadar indirebildiğini söylüyor. O zaman çarpı diyeceğiz 400 buradaki yüklemeyi ve yani buradaki veriyi verecek. Aynı şekilde diğerine baktığımız zaman indireceğimiz veri Y olarak aldığımız zaman yine %20'lik kadar kısmı kaldı. Bunun için ne kadar süre gerekecek? X dakika demiş. O zaman 1 dakika 60 saniye. X dakikada X çarpı 60 saniye oldu. Ve 4 çizgi olduğunda da 1 saniyede 1200 kilobaytlık indirme var. O zaman çarpı 1200 şeklinde yazdım. Bu iki ifade ederek oranlarsak daha kolay çözüme ulaşırız. Y'lerimiz sadeleşti. Yüzler sadeleşti. Buradaki sıfırlar gitti. E, 60'larımız sadeleşti. 1200 hatta burada da 400'e böldük. Burayı da 400'e böldük. 3 geldi. Geriye kalanlarını şöyle yazalım. Burada sadece 3 kaldı. Alt tarafta 2 kaldı. Burada 4. Burada da 3x ifadesi geldi. Buna göre içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 9x eşittir. 8 bize x değerini sormuştu. O da 8 bölü 9 olacaktır. İkinci sorumuzda bir balıkçının tartısı koyulan ağırlığın %50 fazlasını gösteriyor demiş. Bir müşteri satıcıya 1 kilogram maliyeti 27 TL olup kilosu 45 TL'den satılan balıktan 1 kilogram istiyor. Ve cebindeki 5 TL yanlışlıkla 50 TL olarak görüp satıcıya veriyor. Ve bu durumu fark etmeyen satıcı da cebinden para üstü olarak 5 TL'yi müşteriye veriyor demiş. Buna göre satıcının bu alışverişten ettiği zarar 1 kilo bal balığın satış fiyatının yüzde kaçıdır demiş. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Normalde e, 1 kilogramını 27 TL'ye satmayı düşünüyordu. Ama %50 fazlasını gösteriyor tartı. Yani biri 1'in e, %50'sinden 3 bölü 2 kilogram olarak gösterdi. Bunun kaç TL'ye denk geldiğini bulalım. Burada maliyeti düşecektir tabii ki ağırlık daha fazla gözüktüğü için. Hesap yaptığımız zaman da buradan x'in 18 olduğunu bulduk. Yani normalde 18 TL aslında o 1 kilogramını 18 TL'ye mal etti. Şimdi buna göre satıcı 1 kilogram maliyeti 27 TL olup 45 TL'den satmayı düşünüyordu. Yani elinde 18 TL'ye normalde mal etmişti. Şu anda 45 TL'ye satmayı planlıyordu. Ama sattığında e, satı, burada müşteri 5 TL yanlışlıkla 50 TL olarak görüp müşteriye e, satıcıya verdi. Satıcı da ona 5 TL geri verdi. Yani satıcının eline şu an 5 TL geldi. 5 TL de o ona verdi ve toplamda hiçbir şekilde müşteriden para almamış oldu. Ama sonuç olarak 1 kilogram balığı müşteriye verdiği için e, şu anda sadece 1 kilogram balık kadar zarar etmiş oldu. 1 kilogram balığın da ona 18 TL'ye mal olduğu için o zaman zararı 18 TL olarak oldu. Buna göre alışverişten ettiği zarar 1 kilo balığın satış fiyatının yüzde kaçıdır demiş. 18 TL'nin satış fiyatının yüzde kaçı olduğunu bulacağız. Satış fiyatı 45 olduğuna göre 45'in yüzde kaçıdır diyeceğiz. Buna göre hesaplarımızı yapalım. 9'a böldük 2, 9'a böldük 5, 5'e böldük 20. Buradan da y değerimiz 40 geldi. Yani yüzde 40'ı kadar burada zarar ettiğini vermiş oldu. Üçüncü sorumuzda aşağıda bir pdf dokümanın araçlar çubuğunun bir bölümü gösterilmiş. Bu bir kişiye büyütme butonu açtığında her defasında Şekildeki 3 fark seçenek ekranda gösterilmiş. %10, %20 ve %25'lik kısım. Buna göre bu kişi gösterilen yüzde oranlarına göre istediği kadar basarak ilk haline göre ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Yani ne kadar büyütme olabilir. Şimdi yüzde 10'un 20'nin ve yüzde 25'in hesaplarını yapalım. Yüzde 10'luk büyütme olduğunda yüzde 10 kadarlık büyütme olduğu için yüze yüzde 10 kadar eklediğimiz zaman yüzün yüzde 10 olacaktır. Yani buradan 11 bölü 10 geldi oranımız. %20'ye baktığımız zaman %120'ye denk geleceği için buradan da 6 bölü 5 geldi. Büyütme oranı %25'e baktığımız zaman ise %125 olacağı için buradan da 5 bölü 4 büyütme oranı geldi. Şimdi bizden e, bu üç ihtimali kullanarak kaç tane basacağımız bize kalmış. Buradaki e, oranların bulunabileceğini soruyor. Bulunup bulunamayacağını. Mesela %50'yi nasıl e, hesaplayabiliriz ona bakalım. Bu üçünden herhangi e, istediğimiz kadarını kullanarak %50 elde etmeye çalışalım. Mesela e, %50 için 6 bölü 5 ile yani %20'liğe basarak ve aynı zamanda %25'liğe basarak yani 5 bölü 4'ü e arka arkaya bastığımız zaman çarptım bunları. Ve buradan da nedir? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 kadar geldi. 1'in 3 bölü 2'si kadar haline geldiği için ne, nedir? %50 kadar büyütme oldu. Biri 3 bölü 2 haline getirdiği için aradaki 1 bölü 2'lik yani %50 büyütmeye denk geldi. %65'lik büyütme için şöyle yapabiliriz. 11 bölü 10'u kullanırız. 6 bölü 5'i kullanırız. Yani bütün tuşlara basıyoruz. Sırası önemli değil. 5 bölü 4'ü kullandık. Buradan yine aynı şekilde sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman buradan 33 bölü 20 gelmiş oldu. 20 pardon 33 20 yani 20'de 13 kadarlık bir büyütme olmuş oldu. Yüzdesine baktığım için 5 katından %65'lik bir büyütme söz konusudur deriz. Üçüncüye baktığımız zaman %32'lik için bir hesaplama yapalım. Birinciye mesela 11 bölü 10'u kullanabiliriz. İkinci tuş olarak da 6 bölü 5'lik tuşu kullandığımız zaman buradan da oranımız 33 bölü 25 geldi. Yani 25'te 8 kadar büyütme var. Yüzde ne kadarlık büyütme vardır? 4 katından yüzde 32'lik kadar büyütme vardır diyebiliriz. Yani hepsi doğrudur. Dördüncü sorumuzda nominal yıllık gelir artışı tanımını yapılmış. Bir kimsenin bir önceki yıla göre gelirindeki sayısal artış değeridir. Örneğin yıllık gelir 25.000 TL olan bir kimse sonraki yılda 30.000 TL yıllık gelire sahip ise 5.000 TL nominal yıllık gelir artışı olmuş. Reel yıllık gelir artışında ise Nominal yıllık gelir artışının enflasyon arındırılması ile elde edilen gerçek gelir artışıdır. Örneğin yukarıdaki gibi geliri olan bir kimse yıllık yüz, yıllık enflasyon oranı %10 iken buradaki ilk normalde maaşına yani 25.000 TL olan gelirine %10'luk bir enflasyon oranı uygulanıyor ve 27.500'e geliyor. Aynı şekilde e, normalde alması gereken parayı da 30.000 TL'den de buradakini çıkarttığında bu sefer artış miktarının 2.500 TL olduğunu görüyor. Diğerinde mesela 5.000 TL'ydi. Enflasyon işin içine girince 2.500 TL'ye düştü. Buna göre 2018 yılında yıllık gelir geliri kaç TL olan bir kişinin yıllık enflasyon oranının %20 olduğu durumda 2019'daki reel yıllık gelir artışı 10.000 TL, nominal yıllık gelir artışı 20.000 TL olmuş. O zaman şöyle diyelim. 2018 yılında yıllık geliri x TL olsun. 2009'da y olsun. Buna göre nominal yıllık gelir artışı dediğine göre direkt önce onu yapalım. Bunda zaten direkt 2019'dakinden 2018'dekini çıkarttığımız zaman aradaki fark bize direkt 20.000 TL olarak verilmiş. Bu kenarda dursun. Şimdi reel yıllık gelir artışına bakalım. Bunda ise yaptığımız nedir? son yıldaki yıllık gelir yıllık gelirinden yani Y'den bir önceki yıllık gelirinin enflasyon oranını çıkartıyoruz. Enflasyon oranını alarak çıkartma işlemi yapıyoruz. Yani x'in %20 enflasyonu yapıldığı için x'in %120'sini alarak e, buradaki 2019 yılındaki gelirden çıkartıyoruz. Ve bu farkın da 10.000 TL olduğu verilmiş. Buna göre hesaplamalarımızı yapalım. Şimdi burada yani şöyle söyleyebiliriz. Bir sadeleştirme de yapabiliriz burada. Ya da direkt y ye gördüğümüz yere buradaki ifadeyi faydalanabiliriz. Bizden zaten 2018 yılındaki yıllık gelirini sorduğu için x'i soruyor. Şöyle diyelim o zaman y gördüğümüz yere 20.000 artı x yazalım. Buradaki y'ye artı x yazdık. Eksi x çarpı %120 geldi. Buradan da 10.000 yazmıştık zaten. Şimdi buradaki 10.000'i 10 karşı tarafa aldığımız zaman buradan 10.000 kaldı. Buradaki ifadeyi de diğer tarafa alacağız. Sadeleştirme yaparsak 6 bölü 5 geldi x eksi 6x bölü 5'ten dolayı burada eksi x bölü 5 karşı tarafa attığımız zaman x bölü 5 değeri geldi. Çarptığımız zaman da x değerimiz buradan 50.000 oldu. Cevabımız e şıkkı gelir. 5. soruda bir bilgisayar herhangi bir dosyayı normal hızıyla internetten indirirken aynı anda ikinci bir dosyayı indirmeye başladığı anda indirme hızı 1 bölü 4 oranında yavaşlıyor demiş. Aşağıdaki şekillerde dosyaların yüzde kaçının indirildiği ve indirme işleminin tamamlanması için kalan, kalan süreler gösterilmiş. Buna göre A dosyası tek başına indirilirken ekrandaki görüntü birinci şekildeki gibi olduğu anda B dosyası da indirmeye başlanıyor. Bir süre sonra bilgisayar ekranındaki ikinci şekildeki gibi görüntüler oluştur, oluşturduğunda demiş. X ile Y'nin toplamı 312. Buna göre B dosyasının tamamı bilgisayara indirilen tek dosya olursa kaç saniyede yüklenir şeklinde sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela 1 bölü 4 oranında yavaşlıyor. Öncelikle hızları mesela ilk başta bilgisayar indirme hızı 100 olmuş olsa 1 bölü 4 oranında yavaşlıyor. Yani %25 yavaşlıyor demektir. Dolayısıyla artık yeni dosyaları indirme hızı 75-75 şeklinde olacak. 25 azalacak. Burası da 75 hızıyla yüklüyor. Burası da 75 hızıyla yüklüyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela diyelim ki e, buradaki ifadede normalde 100 hızıyla yüklerken %30'luk kısmını yüklemiş ve geriye x saniyesi kalmış. Burada diyelim ki 100 hızla geriye şimdi bize normalde yüklenen kısmın zamanını vermemiş. Geriye kalan e, buradaki oranın zamanını vermiş. %30 yüklendiğine göre %70'i kalmış. O zaman %70'lik kısmı için x saniye kadar zamanı ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şimdi bir sonrakinde artık 75'e hızı 75 oldu. Peki 75 hız olduğunda Zamana bakalım yine aynı şekilde yüklenen değil kalan kısma bakacağız. Çünkü kalan süre veriliyor bize. %30'luk kısmı kalmış. %30'luk kısmı için ise 96 saniye süre verilmiş. Şimdi burada şöyle bir ifade yapabiliriz işçi havuz problemlerinden de hatırlayabilirsiniz burada. Mesela belli bir işçi sayısı veriliyordu bir yapılması gereken örülmesi gereken duvar veriliyordu kaç günde kaç saatte şeklinde sorular vardı. Orada mesela şöyle diyorduk birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Burada karşı tarafa da bu işlerle ilgili verilen bilgiler kaç tane işçi var kaç saatte yapacaklar kaç günde yapacaklar şeklinde. Burada da aynı şekilde işleri birbirleri oranlayıp geri kalan bilgileri birbirleriyle aynı şekilde karşılarına yazacağım. Şimdi burada yapılması gereken işler ne? Burada %70 kadar yükleme yapılması gerekiyor. %30 kadar yükleme yapılması gerekiyor. O zaman birinci işimiz 70 kadarlık yükleme yapılması lazım. Burada da 30 kadarlık yükleme yapılması lazım. Buradakine karşılık 100 hızla X saniye verilmiş. Burada ise 30, %30'luk iş yapılması isteniyor, yükleme yapılması isteniyor. Hızımız 75, zamanımız da 96 saniye. Buna göre buradaki ifadede bir oran yaptığımız zaman bir sıfırlar gönderelim öncelikle. 3'e böldüm 1, 25'i 3'e böldüm 25 geldi. Ee, burada 75'i pardon 3'e böldük 25 geldi. 25'e böldük 1, 25'e böldük 4 oldu. 4 ile 96'yı sadeleştirdik. Buradan 20 4'e böldüğümüz zaman buradan 48 bölü 2'den 24 geldi. 24 çarpı 7'den de x değerimiz buradan x burada. Burada 7 kaldı. Burada da 24. 24 çarpı 7'den 168 x'in değeri geldi. Şimdi bize x ile y'nin toplamında 312 olduğunu söylüyor. 312'den de 168'i çıkarttığımız zaman geriye 144 kaldı. Buradaki 144 de bize y'nin değerini verdi. Şimdi aynı şeyi b için yapacağız. Diyor ki b'de normalde şu anda hızı 75. 75 hızla %20'si yüklenmiş geriye %80'i kalmış %80 kadarlık kısmını y saniye yükleyeceğini söylüyor y'nin de 144 olduğunu bulduk yazalım %80'lik kısmı için 144 saniye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bize diyor ki bilgisayara indirilen tek dosya olsaydı o zaman tek dosya olsaydı hızı 100 olacaktı. Yüklenmesi gereken sonuçta tamamını yüklemek istediğimiz için %100'ünü yüklenmesini istiyoruz. Bunun için ne kadar zamana ihtiyacı olacak diye söylüyor. Aynı yukarıdaki gibi işçi problemindeki gibi oranlama yapacağım. Yapmamız gereken iş 80 yapmamız gereken iş 100. 80 iş yapılması gerektiği zaman 75 hızı var 144 kadar zamanı var saniyesi var. %100 iş yapılması gerektiğinde 100 hızı geldi. Ve buradaki zamanını bilmiyoruz. Bunu da soru işareti diyelim. Buna göre işlemlerimizi yapalım. Burada 100'ler gitsin. Burada 80'i mesela böldüğümüz zaman burada 4'e bölelim. Burası 20 gelecek. 4'e böldük. 72, 36 geldi. Tekrar burada 5'e böldük. 4 geldi. 5'e böldük. 15 geldi. 4'e böldük. 1, 4'e böldük. 9. Burada 1 kaldı zaten. Burada 15 çarpı 9'dan 135 bölü Soru işareti dolayısıyla soru işaretimiz yani B için tek dosya indirmiş olsaydı 135 saniyeye ihtiyacı olacaktı diyoruz. Cevabımızı E şıkkı gelecek buradan.